Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi tavuk suyu çorba. Bağışıklık sistemi için birebir ama sadece o kadar değil, içerdiği kolajenle adeta bir gençlik iksiri de. Peki hem lezzetli hem şifalı çorba nasıl yapılır? Gelin ustasından dinleyelim. Lezzet patlaması olacak. Kış aylarının olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de elbette tavuk suyu çorbası. Tadına doyum olmuyor, lezzetiyle de konuşuluyor. Adeta gençlik iksiri olarak geçiyor. Hem gençliğe hem eklem ağrılarına iyi gelmesine. Tavuk suyu çorbası deyip geçmeyin. Elbette nasıl yapıldığı da önemli. Biberimiz, havucumuz, tereyağımız, fasulyemiz. Zaten olmazsa olmazı çorbanın tavuk suyu. Gençleşmek isteyen tavuk suyu çorbası içiyor mu? Gençleşmek isteyen, bağışıklığını güçlendirmek isteyen, gripten korunmak isteyen. Özellikle bu COVID-19'un da mutasyona uğradığı günlerde. Bu çorbada farklı olarak bir de taze fasulye var. Sebebi ise? Evet, ya çorbaya ayrı bir lezzet katar. Aynı zamanda besleyici. Önce sebzeler ince ince doğranıyor. Tavuk suyu çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus tavuğun cinsi. Çünkü tavuk bozulmaya, kontamine olmaya çok yatkın bir besin. Sağlık bulmaya çalışırken sağlığınızdan da olabilirsiniz. İçerisinde bakteri ürerse bu tavuk bize şifadan çok zarar verir, zehirlenmelere sebep olur. Peki iyi bir tavuğu nasıl anlayacağız? İyi bir tavuk pembemsi olur, biraz iri olur. Gerçek tavuk 1-1,5 saatte pişer. Biraz da böyle jölemsi bir kıvamda olan eti daha makbuldur. Şimdi tavuğumuzu atıyoruz tenceremize. Tavuk suyumuz var. Tam 1,5 saat geçti. Tavuğumuz pişti. Bunu şimdi kemiklerinden ayırıp parçalayacağız. Tavuk eti pamuk gibi oldu şu an. Şöyle, şu şekil. Ezmeden, kopararak. Asıl şifa burada, suyunda. Önce havucu atıyoruz. Sonra kırmızı biberimiz. Köy biberimiz, acısız. Şehriyemiz ve taze fasulyemiz. Ayrı bir tat katması için. İyice harmanlanıyor. Evet. Tavuklar işte böyle küçük küçük parçalara ayrıldı. Şimdi sıra geldi terbiyesini yapmaya. Hakiki tereyağımızı, kaliteli. Bunu eritiyoruz. Bir kaşık un, fazla değil. Unumuzu kavuruyoruz. Şimdi kremayla bağlıyoruz. 3 kaşık kadar. Tuzumuz ve kırmızı toz biberimiz. Farklı bir renk aldı. Tam böyle koyu kırmızı değil. Kavrulmuş terbiyemizi çorbanın üzerine atıyoruz. Oo, mis gibi. Maydanozumuzu da atıyoruz. Ayıkladığımız tavuklarımızı şimdi terbiyemize atıyoruz. Sıra geldi en keyifli ana, tadına bakmaya. Herkese şimdiden hem şifa olsun hem afiyet olsun.